Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan dikkat çeken bir DAEŞ uyarısı geldi. Pentagon'a göre Afganistan'daki DAEŞ Amerika'ya 6 ay gibi kısa bir süre içinde saldırı düzenleme kapasitesine sahip olabilir. Bu uyarının ayrıntılarını konuşacağız. Şimdi akşam haberlerinde dış politika uzmanı Ali Çınar'la birlikte. Ali Çınar merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Oldukça ciddi bir uyarı değil mi? Bu uyarıyı kim yaptı? Evet, Amerika'daki bu açıklamayı Pentagon Müsteşar Yardımcısı Colin Kahl yaptı. Dün Senato Askeri Hizmetler Servisinde, komitesinde açıklamalarda bulundu. Bilhassa Afganistan'la ilgili gelişmelerde ve DAEŞ'in ne kadar tehlikeli bir sürece gittiğiyle ilgili. Açıkçası Müsteşar Yardımcısı 6 ay içinde DAEŞ unsurlarının Amerika ve diğer ülkelere saldırma ihtimali olduğunu dile getirdi. Burada Taliban yönetiminin DAEŞ'le düşman olduğunu, ancak Taliban yönetiminin DAEŞ'le de mücadele etme yeteneğinin olmadığını dile getirdi. Yani açıkçası dün yaptığı açıklamalar dikkat çekiydi. Uyanık olmalıyız, dikkatli olmalıyız. Şu ana kadar da komşu ülkelerle DAEŞ'le mücadele için hiçbir çalışmamız veya anlaşmamız yok. Ama hava unsurlarıyla, hava operasyonlarıyla mücadele edeceğiz mesajını verdi. Açıkçası dünkü açıklamasının bir uyarı olduğunu ve askeri bir varlığının Afganistan'da kalmamasından dolayı da ne kadar sıkıntılı bir süreçte olabileceğinin altını çizdi. Şunu da canının belirtmekte fayda var. Müsteşar yardımcısı Afganistan'da tahmini 1000-2000 civarında DAEŞ teröristinin kaldığını belirtti. Ama uluslararası düzeyde bu sayının 10 binlere vurduğunun da altını vurguladı. O nedenle DAEŞ terör saldırılarıyla ilgili sadece Amerika'ya değil uluslararası kamuoyuna da bir mesaj verdi dün müsteşar yardımcısı. Peki nasıl bir mesaj bu? Mesela bu uyarılar sonrası Amerika'nın yeniden Afganistan'a müdahalesi söz konusu olabilir mi? Mesela çünkü Amerika'nın çekilmesinin ardından DAEŞ üst üste intihar saldırıları düzenlemişti. Yüzlerce sivil de şu ana kadar hayatını kaybetti. Şu anda net olan Pentagon'un tekrar askeri varlığının Afganistan'da olmayacağı ile ilgili. Bunu zaten müsteşar yardımcısı dün de vurguladı. Hatta Biden'ın Afganistan'dan çekilmesinin çok yerinde ve olumlu olduğunu da belirtti. Burada anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri hem hava operasyonlarıyla gerekirse de diğer komşu ülkelerle istihbarat alanında çalışarak DAEŞ terör unsurlarıyla mücadele edeceğini belirtebiliriz. Ama bu sadece Afganistan'la da kalmayacak. Çünkü Suriye, Somali'ye geçen aylarda Pentagon'un terör örgütlerine yönelik bir hedef saldırısı olmuştu. O nedenle uluslararası düzeyde de DAEŞ tehdidi ve terörle mücadele ile ilgili altını çizdi. Açıkçası ben istihbarat alanında daha farklı metotların uygulanarak terör örgütüyle mücadele edileceğini düşünüyorum. Ali Çınar, teşekkür ediyoruz.